Sunumumuzun içine grafik ve tekst eklemek için görsel tasarımı. Aynı mantıkta grafik ve tekste tıklıyorum. Bakın burada kendi hazır şablonları var. Diyelim ki ben bunun içinden bu şekilde bir datamı kullanıyor olacağım. Koydum mu hemen o tasarımım geliyor. İstediğim gibi üstünde düzenlemeler yapıyor olabilir. Gördüğünüz gibi çalışma alanı gayet başarılı ve profesyonel son derece. Görsellik çok güzel düşünülmüş. Eskiden kurumsal uygulamalardan yapacağımız ciddi meblağlardaki fiyatları yapacağımız çalışmaları şu anda bu uygulamayla rahatlıkla çıkartabiliyorsunuz. Ben yaptığım çalışmada eğer ki eklediğim mesela bir görsel ekleyeyim. Buradaki kilidime tıklarsam en boy oranını sabitletmeyi de kaldırmış oldum. Yani ben buraya işte ki burada 600 dersem ve aynı şekilde bakın onunla beraber yüksekliğini de istediğim şekilde farklı bir değer girebilirim. Yani ben buraya üzerinde girebilirim. Ama eğer ben bunu kilitlersem bu ölçüde burada işlem diyagramında bu şekilde My Content'te kendim bana ait olan objeleri her zaman kullanacaksam bunları Save to My Blog dersem istediğim gibi daha sonra kullanacağım şablonların içinde oradan alıp kullanabilirim. Bir daha bu grubun içinden aramak zorunda kalmam. Şu anda gördüğünüz gibi kendi kütüphaneme kaydetmiş oldum. İçeriklerim benim temelde bunlar. Detaylarına bakacak olursak yeni bir slide açalım. Blank slide dedim. Slide'ımı konumlanayım. Bunu kapatayım. Slide'ımda bakın grafik. Şimdi işte burada güzelce ne? Farklı özellikler var. İnsanı heyecanlandıran kısımları var. Bakın ben istediğim gibi burada şekiller, farklı çizgiler, bakın farklı tasarımlar bunlardan alıp bırakıyor olabilirim çalışmamın içine. İstediğim gibi ikonlar, farklı farklı ikonlar, çeşit çeşit bunları görsel çalışmalarınızı istediğiniz gibi zenginleştirebilirsiniz. Bakın üstüne tıkladım. Şu anda mesela bunlar premium özellikle gelenler. Buna bakıyorum. Burada animals diyelim. Hayvanlardan köpeğimi aldım. Köpeğimi aldım. İstediğiniz gibi burada kategorilere göre bakabilirsiniz. Nereden geldim bunu? İkonlardan geldim. Grafikte ikonlar. Ve en güzel kısımları animated grafik. Yani animasyonlu var. Bakın ben animated ikonları tıkladım. Şu anda ne yapalım? Hemen yükleme animated. Bakın kendisi animasyonunu içinde olduğu gibi ekliyor. İstediğim gibi kendi hafızasında. Bu şekilde her birisinin gerçekten çok güzel özellikleri var. Illustrations'a tıkladım. Hemen burada mükemmel, yani yaptığınız çalışmaları istediğiniz gibi ben seçmelere doyamıyorum. Yani bakmalara doyamıyorum. Sunumlarınızı çok basit seçtiğiniz bunun kendi hafızasındaki objelerde müthiş canlandırabilirsiniz. Bakın sadece ekliyorum. Hazır yapmışlar zaten. Bana sadece bunları kullanmak kalıyor gördüğünüz gibi. Burada farklı kategorilere göre özelleştirmişler. Karakterler ve bunları da kişiler, yani siz bir sunumu bir kişi üstünden de yapıyor olabilirsiniz. O sunumu kişi. Bakın hepsini konuşuyor bana. Merhaba, sana da merhaba. Üstüne tıklarsam ben burada bunun kendi duruş şeklini de değiştiriyor olabilirim. Bakın tıkladım şu an. Farklı hareket yapıyor bana. Ben istersen bunun içinde tekrar durumunu, hızını ayarlıyor olabilirim. Settings, replace dersem de yerimi değiştiriyorum. Poses, hareket, vücut hareketlerinden istediğim şekilde ayarlıyor olabilirim. Buradan istediğim gibi karakterlerimi seçip